Burada az dinlendirmek için bir şarj edeyim mi size? Bir gece saat 1 mi 2 miydi? Bu da yine fakirin kendi felsefesi. Gece saat 1'de 2'de hizmette bir arıza olursa sabah yaparım demek hizmete ihanettir bence. Bir dakika feyt etmeden telefonla melefonla devreye girmek, o meseleyi yarım saat içinde halletmek farz der farzdır. O işin sabahı olmaz. Onun ismini tavsiye etmede bir iş görmüyorum. Profesör Zafer Bey telefon etti. Hocam dedi, üç tane güzelden cüda düştük. Derem bahasreta şimdi. Bunlar kendi yuvalarını bırakmış gitmişler dedi. Hikaye anlatıyorum size. Sonbahar kışa döndüğü dönem buz var etrafta. Gece kalktım ben. Gittik. Şimdi nereye gitmişler orayı da bilemiyoruz. Bir kısım koordinatlar bulduk. Bir yeni kurulmuş bir gecekondu mahallede. Bir ev tutmuşlar bodrum katında. Bulduk Allah'ın izniyle. Men talebe vecede vecede. Bir şeyin arkasına düşerseniz, o mevzuda ölesiye bir ciddiyet sergilerseniz, Allah sizi boşa çıkarmaz diyor. Bulursunuz mutlaka. Bulduk. Gittik. Karanlık. Evin içi karanlık. Ben kendi kendime diyorum ki, şimdi bu gece bunlar bu eve gelmişlerdi tabii. Kapları yok, kaçakları yok. Doğru dürüst yatakları da yok, sobaları da yok, yakacakları da yok. Üşürler yani, tedirgin olmuşlardır. Vaktinde bunlar bu gayri iradi veya şöyle böyle bir öfkeyle geldikleri bu evde bu gece tam memnun olmadıklarını biz onların değerlendirerek haydın yuvaya dersek yuvaya dönerler bunlar. Bir ihtilafa meydan vermeyiz, iftiraka meydan vermeyiz. Pencereye çaldım, ses vermiyorlar. Saklanıyorlar. Bir daha vurdum. Ben geldim dedim yahu. Neyse utandılar değil mi? İnsan yani. Bunlar o kitapları okumuşlar. O terbiye var. Geldi biri kapıyı açtı. Tam böyle içeriye girdiğimiz gibi tahmine yakın suskunluk içinde. Ev bütün soğukluğuyla onları kuşatmış. Yatmıyorlardı da gece işte bir demine oturuyorlardı orada. Biraz durduk böyle. Baktım böyle yüzlerine. Zannediyorum tahmin ettim tam yani diyeceğim şeyleri kabul edecekler. Yahu dedim Allah aşkına kış günü arının oğul verdiğini kim görmüş dedim. Baktılar. Baktım hiç itiraz etmiyorlar yani. Arı yaz günü oğul verir. Bir dedim. İki dedim. Başlarında ana arı olmadan onlar nereye konacaklarını bilemezler ki. Oğuldan hiçbir şey çıkmaz. Yumuşak bir şey bu. Baktım onu da böyle tatlıkla kabul ediyorlar. Dedim benim huyumu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz hocam dediler. Bak şimdi ne yapmak geliyor içimden biliyor musunuz? Hepinizin bağışlayın kıçına birer tekme vurarak ulan dönün yuvanıza demek geliyor. Sen bilirsin hocam. Şimdi haşa ve kella. Bunu bir firasete, bir fetanete vermek doğru değil. Bu arkadaşlar müşterek hareket etmesiyle, Zafer Bey'in hassasiyeti, İsmail Efendi'nin bana refakat etmesi, Cenab-ı Hakk'ın sevki, oraya gitme. Bulduran oydu. Onların kalbini sertleştikten sonra yumuşatan da oydu. Fakat çok küçük çapta bile olsa bir iftirak vaktinde önlenmişti. Şimdi bence yapılması gerekli olan şey şudur. Yani bir kere bu problemleri, bu tür problemleri yakın takibe alacak kadın, erkek, genç, ihtiyar. Bence bu hususlarda küçük bazı şeyler tattırarak veya bir yönüyle o arızaları tedavi edilip giderilerek onlar yeniden hiyete kazandırılmalı, küstürülmemeli, onların küsmeleri karşısında kulağımız üzerine yan gelip yatmamalıyız. Çok önemlidir. Bir insanın hidayeti üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıysa, dalaleti de üzerine güneşin doğup battığı şerli şeyler varsa, bütün onlardan çok daha şerli bir şeydir. İhlas korunursa
Bir taraftan Allah'la münasebet kavi tutulur. Efendimiz'le münasebet kavi tutulur. Dini ruhuyla münasebet kavi tutulur. Bu kadar böyle, hani biz Allah'lık insan derken onu biraz böyle hafife alma sadedinde deriz de esas takdir ve tebcil edilecek bir şey bu. Allah'lık insan. Bu insanın dünya umuru adına başkalarıyla hır gür çıkarması mümkün değildir. Allah rızası kazanıyorsa, Allah rızasına talipse şayet, dini mübini ilahiye talipse şayet, bu insan başka şeylerin arkasında olmaz. Her şeyin Allah mülazasına bağlı götürülmesi, zannediyorum başkalarıyla hır gür olmaz. Biraz evvel çok tekerrür eden bir şey sizde de tasdiye vesile olabilir. Ama nefsin hesaba katılmaması, işlerin nefse göre planlanmaması. Yani ben bu meseleyi planlarken biraz da mesela şu müessesenin başında tek söz sahibi olayım. Yani ya bu işi yapıyorum ama yani bu da olsun. Kirletiyor onu hiç farkına varmadan. Siyasi inisiyatif benim elimde. Fakat bu arada gelecek adına böyle boşluğa düşmemek için bazı şeyler elde ederek bir yerde bir havuzumuz da olmalı filan. Biraz kendi çoluk çocuğumuza düşünmeliyiz yani. Baka biz böyle fakir fukara gurabadan geldik buraya. Gurabadan geldik ama böyle hayatı Hacettepe'de götürüyor gibi böyle götürmeye kalkma. Bunlar kendi hesabımızı işin içine katma demektir. Hafizan Allah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu mevzuda imhal eder, fırsat verir. Fakat bir kere de derdest ettiği gibi 60'ta iflahlarını kesti insanlar gibi iflahlarını keser. Fert planında keser, heyet planında keser, idare planında keser, siyaset planında keser. Millete hizmet ediyorsanız Allah için edeceksiniz ve kendi hesaplarınızı o işin içine katmayacaksınız. Ferd olarak da, grup olarak da, klik olarak da, bir hareket olarak dünyanın dört bir yanında Cenab-ı Hak bir şeyler yaptırtıyor. Evvela bu mevzuda tam tevhide ermek lazım, tam ihlasa. Bu işleri kim yapıyor? Allah Allah. Siz Hazreti Faili Muhtar'dan haberiniz yok mu? O yapıyor yani. Bütün bunlar merkeze bağlı bir programa göre sevki ilahiyle yürüyor. Ha siz nesiniz? Biz bu mevzuda figüre edilmiş zavallı insanlarız. Ormandaki ağaçlar. Bazısını kesmiş onunla kanalları temizliyor. Bazısını kesmiş onlarla gül bahçelerini timar ediyor. Bazılarını kesmiş onlarla cennete yükseltecek merdivenler yapıyor. Onun elinde yefallâhu mâ yeşâ ve yehküm mâ yurid. Tevhid adına meseleyi çok iyi oturtmak lazım. Ha siz ne yapıyorsunuz? İlahi kelimetullah. Niçin bu mücadeleler, cehdler, bu sıkıntılara katlanma, işte o bursla, bazen de alamadığınız bursla hizmet etmeler? لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ يَلْعُلْيَا Allah'ın adı zaten yücedir. Allah bizim elimizle yükseltmek murat buyurdu. O nam-ı celilini yükseltsin. Dört bir yanda ruh-u revani Muhammed-i Şehbal açsın. Bu. Bunun dışında başka şeyleri gözetme, onu kirletme demektir. O işe virüs bulaştırma demektir. Kendini düşünürsen. Bir önemli, hayati, böyle mali imkanları olan bir kurulun başında bulunuyorsun. Orada millete hizmet edeceksin. Aynı zamanda arkadaşlarımıza kuvve-i manevi olacaksın. Fakat burada kalkar, o büyük hesap içinde kendi hesabınızı da işin içine katarsanız, bu yolla ben kendime bir kısım kredi de elde edebilirim. Çünkü buradayım yani. Ben bu vitrinde görünüyorum. Bana bakanlar aynı zamanda vitrindeki durumum itibariyle bana bakarlar gibi hesapları katarsanız o işin içine, o işi kirletmiş olursunuz. Ve Cenab-ı Hak tokatlar. Bazen küçük bir tokat vurur, şefkat tokatı. Bazen de bir nikmet tokatı vurur. Allah hafizan Allah. Burada tokat vurmuyorsa bütün tokatlar teraküm eder. Öbür tarafta cehennem şeklinde tepene vurulur senin. Hiç tereddüdünüz olmasın. Vallahi öyle olur. Billahi öyle olur. Tallahi öyle olur. Öyle olmazsa Allah beni kahretsin diyorum.
öyle olur. İşin içine başka hesap katmayacaksınız. Allah'ın hesabı varken başka hesap katma küstahlıktır. Bağışlayın. Evet, özür dilerim.